Sayın, Sayın Mehmet Bey'in Bey. 5, 5 yıl önce açıkladığı, açıkladığı projeleri, de projeleri de biliyorum. Bir tane, bir tane çivi çakmıyor. Onları, Onları toplumun, toplumun vicdanına havale ediyor. Açıklamış, Açıklamış olduğu, olduğu, olduğu projelerin bir projeler çoğunun çoğun. yere, basan yere basan projeler olmadığını da biliyorum. <laughs> Uğur TV mikrofonlarına özel olarak konuşan İyi Parti Uşak Belediye Başkanı adayı Muhammed Gür, Mehmet Çakı'nın aday tanıtım toplantısında açıkladığı projeler arasında şehrin temel sorunlarıyla ilgili bir yatırım planı olmamasına değindi. Sayın Mehmet Bey'in 5 yıl önce açıkladığı projeleri de biliyorum. Bunların içinde raylı sistem de vardı. Bir tane çivi çakmadı. O dönem açıkladığı birçok projenin yarısına yakında hiç yerine getirmedi. Sadece basit yapılabilecekler dışında maalesef şehre hiç hizmet etmedi. Bundan sonra geçmişi insanın geleceğinin teminatıdır. Açıklamış olduğu projelerin bir çoğunun yere basan projeler olmadığını da biliyorum. İşte şehrimizde hızlı tren istasyon durağının şimdiki otogara taşınması yaklaşık 7 kilometreye yakın tünelle yer altından buraya gelmesi gibi Gerçek dışı, hayal dışı, hatta uygulaması mümkün olmayan projeler var. Bırakın onları siz de. Şurada geride 7-8 kilometre kalmış bir çevre yolunu tamamlayın, tamamlattırın. Uşak halkının yine böyle boş, anlamsız projelerle sorunlarına çözüm olamayacaksınız, olamadınız da. Zaten Uşak halkı da şuradan şur şunu Selim onu da bu dönemden sonra seçmeyecek, ona da gayet eminim. Boşu boşuna proje hazırlamakla, AK Parti'nin proje havuzundan seçtiği uşakla alakası olmayan projeleri uşağa uydurmaya çalışmakla hiç zaman kaybetmesin. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Muhammed Gür belediye işçilerinin Mehmet Çakın programlarına davet ve katılımlarda yoklama alınması hakkında ise insanların onuruyla, gururuyla tehdit edilmesi büyük ayıptır diyerek açıklamalarda bulundu. Yani maalesef insanların işiyle, onuruyla, gururuyla tehdit edilerek iradelerinin bir tarafa e, kanalize edilmesi artık alıştığımız sıradan olan ama bizim için büyük ayıp olan konular. Maalesef bunları hala devam ettiriyorlar. Bundan önce de yaptılar. Bu seçim döneminde de aynı taktikle, stratejiyle devam ediyor, ediyorlar. Onları toplumun vicdanına aval ediyor. Son olarak Gür, muhabirimizin sorduğu taşeron işçilerin tam seçim öncesi gelen %10 zam hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna bu konuya sevindiğini ve her zaman çalışanların yanında olduğu cevabını verdi. E buna seviniyorum. E her zaman çalışanın yanında olan birisi olarak e onların hayat yaşam koşullarının iyileştirilmesine mutluluk duyuyorum. Bunu biz de iktidara geldiğimizde inşallah artırarak devam edeceğiz. Müzik